uzman diyetisyen Gözde Karadeniz, bu size bir kraker tarifi vereceğim. Malzemelerimizi sayarak bir başlayalım. Öncelikle 125 gram rendelenmiş cheddar peynirimiz var. Cheddar peyniri yerine başka peynirler de tercih edebilirsiniz ama ben bu sefer cheddar tercih ettim. Yarım su bardağı kadar unumuz var. Ben yine besin değerini yükseltmek için yapacağım bu krakerin. Kepekli un tercih ettim ama siz bunun yerine tam buğday unu da tercih edebilirsiniz. Aslında daha iyi ama ben markette burada bulamadığım için kepekli un tercih ettim. Çok az tuz koyacağız ve hamur halini alabilmesi için de çok az su ilave edeceğiz. Şimdi öncelikle tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Çedar peynirimizi ben zaten önceden rendelemiştim. Unumuzu ilave ettim. Çok az yani yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bunları öncelikle bir harmanlıyorum. Hamurun, daha doğrusu karışımın hamur halini alabilmesi için çok az su ilave edeceğim. Ama öncelikle tüm malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlıyoruz. Bunun içerisine eğer acı seviyorsanız çok az acı da ilave edebilirsiniz aslında, pul biber. Çok yavaş yavaş. Malzemelerimiz homojen bir şekilde karıştı ve hamur kıvamını aldı. Şimdi hamurumuzun iyice olgunlaşması için, istediğimiz kıvama ulaşması için 20 dakika kadar buzdolabında bekleteceğiz. Ben pratik olduğu için buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında bekleteceğim. Ama siz isterseniz siz reçel mesararak da bekletebilirsiniz. Buzdolabı poşeti benim daha kolayıma geldi açıkçası. Şimdi 20 dakika hamurumuzu bekletiyoruz. Evet, hamurumuzu buzdolabından çıkarttık ve açacağız şimdi. Ben masamın üzerine bir bez yaydım. Üzerine birazcık un döktüm. Ondan sonra hamurumu koydum ve tekrar un döktüm üzerine ki açarken merdaneme yapışmasın diye. Öncelikle elimle biraz bastırıyorum. El yardımıyla açıyorum. Sonra merdanemi kullanarak ince bir tabaka haline alana kadar açacağım. İnceliğe geldi. Ben de tepsimler diyordum. Tepsime yağlı kağıdımı hazırladım. Buna dilediğiniz farklı şekilleri verebilirsiniz. Ben çok pratik bir şekilde evde cam su şişem vardı. Onun kapağını kullanacağım. Sadece yuvarlak yuvarlak keseceğim. Yaklaşık bir tanesinde 11-12 tane kraker olmuş olacak. Şimdi önceden ısıttığımız 175 santigrat derece fırınımızda 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Tekrar merhaba. Krakerimizi pişirdik. Ben bir porsiyon bir tabağa da ayırdım kendim için hemen. Porsiyonun besin değerlerine baktığınızda yaklaşık 5,5 gram kadar yağ içeriyor. 6 gram kadar karbonhidrat içeriyor. 5 gram kadar da protein içeriyor. Protein çedardan geliyor. Yani yağ içeriği de düşük. Hazır tükettiğiniz diğer gıdalara bakarak çok düşük hatta. O yüzden tüketebileceğiniz bir öğün. Ama tekrar ediyorum, yine ölçülü tüketmemiz gerekiyor. Benim yaptığım ölçüden dediğim gibi bir porsiyonuna yaklaşık olarak 11 tane kraker düşüyor. O yüzden ben bu şekilde hesapladım ve hesaplayarak da yiyeceğim tabii ki. Siz de ona göre hesaplayın. Yaptığınız malzemeler, benim verdiğim ölçülerle yaptıklarınızla toplamını, işte kaç tane kraker çıktıysa toplamını 8'e bölüyorsunuz. Yani 8 kere tüketmiş oluyorsunuz. Bir oturuşta tüketmiyoruz. Bu arada size bir tavsiye daha vermek istiyorum. Yoğurtla
Kesinlikle ve kesinlikle muhteşem olur. Özellikle de yoğurda birazcık sarımsak, pul biber, kekik koyduğunuz takdirde bana çok güzel, çok lezzetli bir aröm yapmış olursunuz. Muhteşem. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocuklarınıza da tükettirebilirsiniz. Trans yağ yok, katkı maddesi yok. Tamamen doğal bir aröm yapmış oluyoruz. Afiyet olsun. Muhteşem.